14 yaşındayım. Küçüklüğümden beri gözlerimde bir problem var. Defalarca hastaneye gitmeme rağmen bir çözüm bulunamamış, bulunamadı. Hala bir çözüm bulunamamış. Teknolojinin ilerlemesini bekliyoruz dediler ama 18 yaşıma bastıktan sonra gözlerimdeki titremeyi durdurabileceğini, durdurabileceklerini söylüyorlar. E, fakat ailem bunu karşılaya, karşılayamayacağını düşünüyorum. E, okula gidiyorum. Okulda birçok problemle problem yaşıyorum. Derslerimde çok zorlanıyorum. Tahtayı göremediğim için not tutamıyorum, eve geldiğimde ders çalışmaya çalışıyorum. Fakat çok zorlanıyorum. Arkadaşlarım sürekli benden bir adım önde başlıyor sorularımı çözerken başımı çok eğiyorum hatta bunu öğretmenlerim de fark etti. Öğretmenlerim de yardımcı olmaya çalışıyor fakat onların yapabileceği bir durum yok. En fazla 75 santim gibi bir şey oluyor. Ben insanların yüzlerini de uzaktan seçemiyorum. Ee, yazıları da okuyamıyorum, ee, güzel kitap okuyamıyorum, gözüme yaklaştırmadığım sürece kitaplarımı okuyamıyorum. Yazılar büyük olmadığında soruları kolay kolay okuyamıyorum. Gözlerimin titremesinden dolayı çok yavaş okuyorum. Ee, hem soruları yavaş okuyorum hem anlamakta zorluk çekiyorum. Gözlerim sürekli başka taraflara kaydığı için çok büyük sorunlar oluyor. Sayısal derslerde çözümleri göremiyorum. Hocaların yaptığı çözümleri göremediğim için konuyu tam olarak kavrayamıyorum. Bu da benim derslerimde başarısızlığıma neden oluyor. Ne kadar çabalasam bile başarısızlığa illaki sebep oluyor ve ben bunu önüne geçmek istiyorum. Denemelere giriyorum. Denemelerde istediğim sonucu alamıyorum ve ben kendi derecemi biliyorum fakat bunu çevreme yansıtamıyorum ve bu beni çok üzüyor. Aynı şekilde küçük kardeşim de öyle. Büyüyünce o da benim gibi olmasını istemiyorum. Benim hayallerim var. Ben tıp okuyup beyin cerrahı olmak istiyorum. Bunu yapmam için devlet büyüklerimizin yardımını bekliyorum. Sayın Valimizin, Milliyetin Bakanımızın, Sağlık Bakanımızın bana yardımcı olmasını bekliyorum. Ve bu şekilde hayallerime ulaşmak istiyorum. Denemelere giriyorum. Benimle arkadaşlarımın denemeleri eşit büyüklükte oluyor. Ve ben çok zorluk çekiyorum. Arkadaşlarım bir 5 20 30 santim uzaktan bakabilirken ben başımı çok eğmek zorunda e, başımı çok eğmek zorunda kalıyorum ve bu hem soruyu anlamamda hem okumamda bana sorunlar yaşatırıyor. E, sadece öğretmenlerim bana tolerans gösteriyor yazılı kağıtlarımı büyük çıkartıyor fakat onun dışında resmiyete böyle bir şey olmadığı için ben bundan yararlanamıyorum. Yarın öbür gün üniversite sınavına gireceğim ve aynı sıkıntıları yaşayacağım ve ben gözlerimin yüzünden hayallerime ulaşamamaktan korkuyorum.